Büyük final gününden herkese merhabalar efendim. Bugün bu evde 15 bin TL sahibine gidecek. Ama bunun için yarışmayan tek yerimiz kaldı. O da Necmiye Hanım'ın gelini, sevgili Elif. Görüyorum eşin galiba. Evet. Evet. Hoş geldiniz. Teşekkürler. İsim neydi? Erol benim ismim. Erol Bey, çok memnun oldum. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Sizler nasılsınız? Ben de bu heyecana eşlik etmek için, destek için geldiniz herhalde. Evet. Kaç yıllık evsiniz Erol? 13. Hiç size bakınca 13 görmüyorum yani 12 sene bitti, şu an 13. senedeyiz. Yeni girdik. Ama zaten... Biraz erken evlendik diyelim. Öyle mi? Evet. Ama 13 yıl 3 saat gibi gelmiştir sana, değil mi? Muhakkak öyle diyelim. Öyle mi diyelim, yani öyle şu mi? Şu anda öyle diyelim yani. Peki 13 yıl evveline götüreyim mi sizi biraz, o yıllara gidelim. Geri dönelim? Gidelim. Gel gidelim Elif'ciğim. Hadi gidelim. Ve diyelim ki Erol ve Elif. Elif nerede, nasıl karşılaştılar? Ben tekstilciyim. Evet. Tekstilde çalışıyorum. Tekstilde Elif burada. Evet. Eşim liseyi bitirdikten sonra hani askere gitme dönemi olacağı için bir yıllık süresinde tekstile yanımıza gelmişti. Geldi. Ben kaynımla birlikte çalışıyorum, abisiyle birlikte zaten. Evet, abisinin yanına geldi. Abisine bir yıl öyle çalışma, o şekilde orada bir başlangıç orada bir oldu. İş arkadaşıyla ilerleyen ne kadar yanaştı Elif'e doğru? Bayağı bir yanaştı. Bir sene içinde bayağı bir yaklaştık. Yani askere gidince zaten söylemeye başladılar. Bir yılın içinde tanımış olduk kendimizi. 13 yıl maşallah. Evet. Kaç çocuk var Erol? Bir tane. Bir tane. Bir tane. Evet. Allah bağışlasın. Kaç yaşında kızınız? 7 yaşında. 7 yaşında. Nereliydiniz bu arada? Giresun, Çanakçı. Giresun'a bizden kucak dolusu sevgiler, selamlar. Çok gitmek istediğim şehirlerden bir tanesi. Bekleriz, misafir ederiz. Aynen, buyurun gelin. Nerede yaşıyorsunuz peki şu an? Ben Pendik Kurtköy'de. Evet, sen Elif? İstanbul Çengelköy. Sen de Üsküdar'dasın. Yani çok, evet, yakın değilsiniz. Arada değiliz. Bayağı bir mesafe var ama kalben yakın mısınız? Yakınız. Vallahi yakınız. Nasıldır aranız kayınvalidenle? Artık ya, annen gibi de. Yani ben şöyle dedim, gelin ismini duymadım. İlk nişanlıyken dedi anne dedim. Bana hani gelin dersen sana anne demem dedim direkt hatta. Asla demedi bana gelin. Hep kızım der. Genelde kayınvalideler lütfen ama bana anne de diyor. Ama gelin bana çok uzak geliyor. Bir şey soracağım Erol. Hiç sen annenle karının arasında hiç böyle bir sürtüşmeye şahit oldun mu? Ya eşinle ilgili bize neler söyleyebilirsin? Bilmem yanında ne kadar söyleyebilirsin? Annemle gelin, yani Elif arasında herhangi bir aslında bir problem olmadı. Ben onların arasından ne kadar girebiliyorum o da var. Mesela Elif'in şey öne çıkan huyları, karakteristik özellikleri var mı? Mesela titiz midir, yani, kıskanç mıdır? Hem kıskançtır hem de dediğim dedikler aslında. Hani hepsi var yani. Aynen. Olmayan ben bir şey yok yani. Hepsini de tutturmama kaç puan? Gerçekten yani. Ama çok inatçı. Ya eğer bir şeyi istiyorsa kesinlikle yapmak zorunda. Kafaya koyduysa. Hani onun dışında hani başka bir ihtimal yok. Yani kaybetme gibi düşüncesi hiçbir zaman olmuyor. O alternatifi düşünmeyelim bile. O zaman yarışma için de geçerli mi bu? Tabii ki geçerli yani. Evde kaç gündür yiyorsun yemekleri? Prova yapıldı mı? Yani fazladan bir 3-4 kilo da aldım diye düşünebilirim yani. İyisin, iyisin, gayet iyisin. Ferdi pilavı yapıldı mı mesela yakın tarihte? Evet, onu normalde genel hayatımızda hiç yapmadık. Ha, yapmadın hiç. Bilmediğim bir şey geldi ama denedim. Oh ne güzel. Yani güzel oldu mu Erol? Yani şimdi ben de daha önce yani onun tadına bakmadığım için şu an bir şey diyemem. Sen de yememiştin perde pilavı. Evet, perde pilavı biraz bize uzak kimin geldi. Kimin yemekleri daha güzel? Artık karınınkini alıştın. Eşimin. Ha, eşini. Anneyi geçti değil mi? Ya ben evlenmeden önce 50 kiloydum, şu anda 90'ı buldum yani. Evet, ne? Var 90. Sen, ama boyun var herhalde, evet. Göstermiyor. Evet. Ama ben yaşlandım, şimdi gelinim aldı tadı. Ama eşi verdin ona. Yani genelde de ararım zaten. Anne hani eşimin sevdiği şeyleri, o bana telefondan da tarif eder, yaparım. Ha güzel, alıyorsun yaparım. Abi tarif. Mesela ben yemek konusunda çok tüz bir adamım. Titizsin. Hani, evet, her yemeği yemem. Hadi ya, genelde musun? Ot yemeklerini hiç yemiyorum. Lahana yemez, lahana. Kirasında yaşıyor. Lahana yemez. Çok şey kaçırıyorsun. Et mi yiyorsun daha çok? Genelde. Ay, tamam onu da ye ama sebze de ye ya. Hiç mi yiyorsun? Ben de sebzeciyim. Bak. Tam tersi. Görüyor musun? Bu gelinle tanışırken ne? Geldi dedi ki anne dedi ben dedi iş yerinde bir kızı gördüm dedi. Bahsetti sana. Ben de dedim ki oğlum dedim gördün müse dedim sen bilirsin. Beğendin ise isteriz alırız. Ama askerlik var. Tabii. Ondan sonra bu askere gitti. Askerden gelmeden dedi ki bunun bir abisi var yani büyük. Evet, bizim Hüseyin abi ya. Biri gitti, biri geldi. Askerler hemen birer yıl içinde. 12 aya bir gün var bununla
büyük oğlumun arasında. Bütün vatani görevini yapacak olan kardeşlerime buradan hayırlı tezkereler diyorum. Şu an vatani görevini hali hazırda yapmak isteyen yapanlara da Allah kavuştursun, Allah sağlıkla evlerine dönmeyi nasip etsin diyorum. Hepsine buradan sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum ve hemen de menüye geçmek istiyorum artık Elif. Bugün çünkü dananın kuyruğunu kopacağı gün. Evet, şöyleymiş. Evet, duymuşsundur sen. Duydum. Olanları bitenleri konuşuruz. Erol'u çok sıkmayalım. Önce bir menünü duyayım bakalım. Elif bize bugün neler pişiriyor final yemeğinde? Çorbamız çeşmini yer çorbamız var. Ay çok severim çeşmini yer. Evet. Evet, ara sıcağımızda siron yapacağım. Aa, siron yapıyorsun. Evet, kıyma soslu. Oo, kıyma soslu. Yöresel turşumuzu kavuracağız. Oo, fasulye turşusu. Evet. Söylüyorlardı annene, biliyor musun? Çünkü annem dedi ki ya şöyle bir, dedi, bir Karadeniz yemeği olsaydı dedi. Alman yemekleri çıktı o gün. Evet, öyleymiş. Bekliyoruz senden dediler, ha al sana fasulye turşu. Yani siron da bize ait. Siron da size ait. Yani şeyi fazla olsa fazla yemek yaparım. Kara lahana yaparım. Hani ben bilmediğim için fazla yaparım. Sen bilmiyorsun. Bu, sen nerelisin? Ben Ordunyeliyim. Gerçi sen de Karadenizlisin ama. Karadenizliyim ama hani. Yemekler farklı ediyor. Annem genelde yaptığı için yok, farklı da değil. Yani Karadeniz usulü yemekleri bilemem. Ha, onları bilemiyorsun. Yöreseli bilemem. Hani ben daha yemek yaparım ama bir lahana tarzlarını beceremem. Anladım. Peki siron var yanında. Fasulye turşumuz var. Fasulye turşusu. Poğaça köftemiz var. Ara yemek. Evet. Poğaça köfte. Yok, ana yemek. Ha, ana yemek. Ana yemek. Ha, ana yemek poğaça köftesi. Evet. Ha. Ondan sonra bir de perde pilavımız, salatamız var. Ne salatası seçtin? Karışık yeşil salata karışık seçtik. Karışık yeşil salata olur. Bir de bülbül yuvası tatlımız var. Aa, bülbül yuvası. Evet. El açması herhalde. Evet, poğaça, kurabiye tarzında. Evet, ha, açılacak. Anladım, açılacak. Peki. Seni şimdi ben bir markete yollayayım. Tamam. Sen alışverişini yap, gel tamam. Mutfakta buluşalım sevgili tamam. Elif. Eşin gelecek mi? Hayır. Yok, ya. Ben yani. Erol sen kal. Erol, sana söyleyeceklerim var Erol. Otur Erol. Güle ben güle Elif. Ben gidiyorum. Hadi güle görüşürüz. Menüyü biraz hafif buldum gibi bir şey diyebilirim yani. Turşu kavurması kolay. Poğaçalı köfte de benim için kolay. Bir zorlarsa bülbül yuvası zorlar. Gerisi zorlayacağını zannetmiyorum. Bülbül yuvası da çok basit bence. El açması ama hemen yapılan bir şey. Su böreği gibi değil yani. Menü çok hafif. Eksik çıkmasa mecbur yüksek puan vermek zorundayız. İnşallah eksik çıkar ama menüsü çok basit. O yüzden eksik çıkacağını da düşünmüyorum. Yandık bugün, gitti puanlar. Bakalım neler olacak. Evet. Ne kadar kıskanç? Bana yani, miktar söyle. Aşırı diyelim. Hala mı? 13 yıl geçmiş ya. Ya şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Ben aslında kendimi çok seviyorum. Biraz da ondan dolayı. Kendini mi? Evet. Süsleniyorsun biraz. Evet. Ve aynada da çok kendimi seviyorum. Aynada kendimi. O derece diyebilirim. Erol. Yani. Yakıyorsun oğlum bugün. Çok teşekkür şimdi ederim. Şimdi dışarı çıksam 50 kafa döner bana. Şurayı biraz daha jöleleyin, 70 kafa dönsün rahat. Evet. Bir de yapmış olduğum işle ilgili, yani ben araç takip işi yapıyorum. Araç takip işi? Evet. Ha, bu GPRS'ler, doğrudur. GPRS'ler falan. Bununla ilgili hep espri de yapıyorlar kendi aramızda. Hani ben de sana takacağım işte, seni takip edeceğim gibi. Hep böyle bir muhabbetimiz oluyor ben yani. Ben de sana takacağım. Oğlumdan alıp ben de eşime takmak istiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.